ülkemize eserler kazandırmayı ve en esaslı, en temel vazifemiz olarak görmeyi sürdüreceğiz. Aynı şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Bu kutlu yolculukta en küçüğünden en büyüğüne kadar üstlendiğimiz her vazife milletimize hizmet sevdamızın kıymetli ve eşsiz birer durağı olmuştur. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 3 dönem milletvekilliği, MKYK üyeliği, genel başkan yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi birçok görevi en iyi şekilde ifa etmek için tüm gayreti gösterdi. Yüreği Türkiye 100 yılı sevdasıyla çarpan bir kardeşiniz olarak beni bütün bu makamlarda görev alma onuruna eriştiren, böylece milletimize ulaşmak, onları dinlemek, onların hayatına dokunmak, hak ettikleri hizmette ulaşmalarına vesile olmak kıvancını ömrüme sığdırmayı bana nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Şükürler olsun. Kıymetli kardeşlerim, özellikle son 5 yılda bir yandan küresel ve bölgesel gelişmeler neticesinde karşı karşıya kaldığımız zorlu sınamaları aşmak, bir yandan da yerli ve milli bir üretim ekonomisinin ülkemizde giderek güçlenmesini sağlamak için mesai arkadaşlarım ve milletimizle yan yana esaslı bir mücadele verdik. Bu yolculukta güçlü ve kararlı liderliğiyle her alanda ülkemizin önünü açarak bizleri Türkiye 100 yolu vizyonumuza adım adım taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm kabine arkadaşlarıma, bakanlığımız bünyesinde birlikte mesai yapma imkanı bulduğum Sayın Berat Albayrak ve Lütfü Elvan'a, bakan yardımcılarıma, ülkemiz için beraberce ter döktüğümüz, özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma, yan yana mücadele verdiğimiz tüm gönül dostlarına ve bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca tüm fedakarlıklarıyla bana her daim güç veren eşime ve aileme de huzurlarınızda teşekkürlerimi sunmak isterim. Sayın Bakanımızın yeni dönemde başarılı olacağına inancım tamdır. Türkiye 100 yılı için tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davamız için durmak yok, yola devam diyerek sizleri muhabbetle selamlıyorum. Her birinize Allah'a emanet ediyorum. Rabbim kabineyi, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi bir görevi, yükü tekraren üzerine alarak bu kutlu davada büyük bir gayret sarf edecek olan değerli bakanıma hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler ve güzel kararlar vermesini nasip ediyorum. Nasip olsun diye dua ediyor, teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, bakanlığımızın güzide çalışanları, kıymetli basın mensupları, saygıdeğer misafirler, değerli bakanımızdan görevi devralma törenimize katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bayrak ve hizmet yarışında bu değerli emaneti şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Küresel zorlukların devam ettiği ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen deprem felaketinin yaşandığı son 1,5 yıllık dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini büyük bir fedakarlık içinde ifa eden Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta önemli kazanımlar elde edilmiştir. Bu başarılarda emeği olan değerli bakanımızı tebrik ediyorum. Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı arttırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır.
küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eş güdüm içerisinde ilgili bakanlıklar ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon sağlayarak yürüteceğiz. Bu yoğun dönemde en büyük yardımcım bakanlığımızın değerli kadroları olacaktır. Hem başbakan yardımcılığı hem de bakanlık yaptığım dönemden biliyorum ki bakanlığı güçlü insan kaynağı ve liyakatlı kadrolarıyla her zaman ön planda olmuştur. Attığımız her adımın, aldığımız her kararın ülkemize duyulan güveni ve istikrarı güçlendirmeye devam etmesi önem arz etmektedir. Bugün Sayın Bakanımızdan devraldığımız bu bayrağı inşallah daha da yukarılara çıkarmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geceli gündüzlü çalışacağız. Pandemi, küresel finansal zorluklar ve depremle birlikte sadece ülkemiz değil, tüm dünya zorlu bir imtihandan geçiyor. Sayın Bakanımıza bu yoğun süreçteki çalışmaları, gayretleri nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum. Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Konuşmama son verirken, Mayıs ayında yapılan seçimlerde yüksek katılım sağlayarak demokratik tercihini güçlü bir şekilde ifade eden ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhur İttifakı'na güven tazeleyen aziz milletimize şükranlarımı arz ediyorum. Hepinize katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Mehmet Şimşek görevi Nurettin Nebati'den devralıyor. Şu anda da karşılıklı çiçek verecekler. Sayın Nebati, Sayın Şimşek'e çiçeğini uzattı. Bu arada dediğimiz gibi kabinede en çok merak edilen isim de aslında ekonominin dümenine kimin geçeceği ve bir kez daha Şimşek Türkiye ekonomisinin yönetiminde başrolde. Özellikle konuşmasında dikkat çeken unsur ülkemize güven ve istikrar çok önem arz ediyor. Geceli gündüzlü çalışacağız. Liyakatlı kadrolarla bu işi en iyi şekilde yapacağız. Şahsıma zor ve ağır bir görev verildi dedi Mehmet Şimşek. Evet, şimdi dediğimiz gibi devir teslim törenleri malum gün içerisinde de devam edecek. Artık yeni bir kabine var. Onları da ekranlarınıza getireceğiz oldukça. Şimdi biz